Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Şimdi bunlar da yani Darwinistler, evrimciler bunlar hain bir niyetle ortaya atılmış. Ben Darwin'den bahsediyorum. Hepsi böyle olmayabilir. Sadece itikadı bozma, Cenab-ı kulun münasebetini kırma ve yıkma adına sahtekarlık yapmışlardır. Bize bu ders bir yıl, iki dönem, haftada üç saat okutuldu. Ben biyoloji mezunuyum. Bu Darwin ve evrimcilerin bütün görüş ve kanaatleri teoremdir. İspat edilmemiş düşüncedir. Hipotez. Kanun kaide değil ki ispatı mümkün olmamış. Karkar bir ilim adamı bilim adamıdır ki insan demirden olmuştur desin. Ha makamı çapı kapasitesi büyük olur da 3-5 zavallı inanır. Ama bu ispatı mümkün mü? değil. Delil yok, ispat yok, kaynak yok. Ama o alanda göya ilim, irfan sahibi insanlar gibi gösterilenler Aynı dini nasıl bozuyorlar? Fenni de öyle bozmuşlar. İşte o fenden, o bozulan fenden din çatışıyor. Kalkıp da ondan sonra diyorlar ki, din, kitap, Kur'an-ı Kerim sosyal hayata girmez, ticari hayata girmez, fen hayatına girmez. Niye? Sakat fenleri, sakat ticaretleri, sakat teknolojik kaide ve kurallarıyla din çatışır. Normaldir. Ama doğru dürüst araştırma yapsalar, teoremle, hipotezle değil de hakikatle yürüseler, onların burada hakikat Kur'an'la paralel gider ve örtüşür. Nasıl çatışsın? Kainatı Allah yaratmış, Kur'an'ı Cenab-ı Hak inzal etmiş. Biri diğerinin tefsiri, ikisini aynı zat takdir etmiş. Çatışma mümkün mü? Çatıştıran benim hapsalam, benim telakkim, benim yanlışım. Ya dinde yanlışım veya fende yanlışım yan yana geldiğinde ortaya kaos çıkıyor. Allah'ı kabul etmedikleri için bu nesneleri yani bu ırkları, nevleri birbirine bağlamışlar. O ondan bu, ondan o, da ondan meydana gelmiş ama oldukları nokta peki ilk nasıl çıkmış? Bu canlılık ilk defa nasıl çıkmış? Orada bir şey bağlantı bulamadıkları için hayali tasarruflara, konservatlar çıkmış. Yok efendim protein yığınları, hikaye anlatıyorlar bir yığın. Ve davaları da çöküyor zaten. Peki madem bu evolüsyon, evrimle bu mahlukat gelişmiş, büyümüş. He? Hani yeni bir fethaniye çıkmadı? Bunu nasıl yapıyorlar diyorlar? Harici tesirlerle insanın fenotipi gelişir. İnanırım. Beyaz bir adam güneşte doğursa bronzlaşır. Bakın şimdi. Rengi değişir ama onun çocuğu bronz doğmaz. Gene beyaz doğar. Çünkü niye? Harici tesirler insanın fenotipine tesir. Dışına. Genetiğine tesir etmez. Genetiğine tesir ederse nesil ona göre adım atar. Genetiğe bunların tesiriyle yani tesadüfün tesiriyle bak genetiğe Cenab-ı Hakk'ın tesiriyle farklı şeyler olur. Onu Allah yapar. Adem Aleyhisselam'dan bize kadar farklılıklar, farklılıkların sebebi Cenab-ı Hakk'ın genetiği düzenlemesidir. Buna inanırım. Doğru. Harici sebeplerle insanların genetiğinin değişip muntazam fertlerin meydana gelmesine inanmam. Harici sebepler dedik de Allah'tan mada şeyler. Ve yıllarca çalışmalar yapmışlar. Harici tasarruflarla, harici temaslarla canlıların genetiklerini değiştirmişler. Bu kadar çalışmalar, tecrübeler şunu göstermiştir ki genetiği dışarıdan değiştirilen hiçbir muntazam canlı meydana gelmemiştir. Bu biyolojinin kaidesidir. Kendileri diyor. Ama bizim bilmediğimiz şekilde harici tesirler var. Yani Allah diyemiyorlar da Allah'a vermemek için insandan üstün bazı tesirler genetiği değiştirerek muntazam fertler meydana gelmiş. Çünkü evrim basitten mükemmele doğru gitmektir. E basitten mükemmele doğru gitmek neyle olacak? Birinin müdahalesiyle olacak. E Allah'ı kabul etmezsen kim bu müdahale eden? Sebepler, tabiat kendi kendin oldular. E peki sen insansın. Duruza fila sinekler üzerinde yıllarca araştırma yaptı. Onlar çabuk çoğaldığı için. Genetiğini bozdular ya kör. Ya topal, ya uçamayan, ya ayaksız fertler meydana geldi. Bir tane sağlam fet meydana getiremediler. Yıllarca farelerin kuyruklarını kestiler. Doğanı da kestiler, doğanı da kestiler. Niye? Harici tesirle kuyruksuz fare doğurtabilir miyiz diye. Hepsi kuyruklu doğuyor. Ya tokat veriyor tabiat onlara arkadaşlar. Ama bu sakat inancı diğerlerine göre zahiren albenisi olduğu için tırnak içerisinde hala öne sürüyorlar. Darwinizm mücadelesini veriyorlar. Adam, adam camiden kaçan insan gibi kiliseden kaçmış ya. Dinsiz Ataist. Onun yazdığı kitap fen olarak okutulur mu? Şimdi bazı Avrupa ülkelerinde yaratılış da okutuluyor, Darwinizm de okutuluyor. Seç diyorlar talebeye. O da boş ama. Yani baskı olmasın. Yani en azından bu taraf bir adım atmış oluyor. Şimdi bak bizde çöpe gitti. Hiçbir hoca gelip de Darwin'in fikirlerini ilim diye anlatamaz. Konuşamaz ki sınıfta. Burada bir hakikat var. Sübhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inne kentel alimül hakim.